Kibar ve narin bir açılış yapacağım Tuna. Hazır mısın? Hazırım. Saygıdeğer Demir Çöker sahipsin. Değerli takipçilerine buradan selam olsun. Bugün ne mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz Tuna? Fenerbahçe müze turuna gidiyoruz. Umarım eğlenceli bir gün olur. Sadece stadyum ve müze gezisi değil. Maraton Feneryum'un orada küçük bir basketbol sahası varmış. Orada 2-3 atış yaparız. Ardından ise pilav yiyeceğiz zaten. Arada bir oyuncuları da değerlendiririz yeni transferlerimizi. Artı teknik direktörümüzü. İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin çocuğu. Çok konuştuk o zaman. Yola çıkalım ha. Geçelim. Hiç lafı uzatmıyoruz. Arkadaşlar, Tuna'yı hatırlayanlar var mı gerçekten geçmiş videolardan? Arkadaşlar beni en iyi Kiev maçını hatırlayabilirsiniz. Son dakikada atın ne olur diye bağırıyorum. Ardından gelen gol. Batu Şahin'in. Abi atın ne olur. Onun öncesinde de Slovaska maçı ve Adana Demirspor maçı var. Ama en güzel aklımda kalan Kiev maçı. Kesinlikle hocam, kesinlikle. Ah be Junior doktorum. Abi çocuk Real Madrid'e gitti ya. Harbi. Keşke bir yıl daha kalsaydı. Evet. Hayırlısı olsun abi. Aynen. Yolu bahtı açık olsun. Arda Güler'in Real Madrid formasını denedik Tuna. Beni bilen bilir arkadaşlar. Ben fanatik bir Barcelona taraftarıyım. İspanya'da tuttuğun takım ne arası? Real Madrid. Real fanatik Madridliyim. Dünyanın en büyüğüdür Madrid. Her ne kadar Barça taraftarı olsam da dünyanın en iyi takımı ben de Real Madrid olmuşum. İnsan kabul ediyor rakibini Real Madrid. Daha dün bir sürü influencer Puma'nın Fenerbahçe adına çıkardığı ayakkabının reklamını yaptı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel görünüyor. Evet tabii. Fenerbahçe logosu olunca her şey tabii, güzel. Işıl ışıl. Ben niye hala gözlük takıyorum bu arada? Onu da anlamış değilim. Topal alanda çıkartıyoruz. Basket sahası da orada baksana. Basketbol ürünlerinin olduğu kısmı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yanında da hemen küçük bir basketbol sahası var. Biz de biraz atışın. Öyle değil mi? Kesinlikle. O zaman hazırlanıyoruz. Yaptık, cidden maç yaptık oğlum. Ciddi maç yaptık lan biri mesela. İyi tar attık ama kardeşim şu an ben panter içinde kalın. Naylon bir de bu forma biliyorum. Evet çok yakar o forması. Bu arada arkadaşlar yeni sezon formamız 2023-2024 sezonun deplasman forması lacivert. Pilav öncesi basket iyi geldi he. Güzel de bir terra attık. Değil mi? İyi geldi. Kahvaltı etmedik ikimiz de. Gerçekten çok açız. Aç aç oynadık zaten basketi de. Erciğim diyor. Valla. Bu ara sokaktan da az geçmedik ya Tuna. Evet. Her maç gidişinde buradayız. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar bir kez daha hatırlatmış olayım. YouTube topluluk kısmında zaten defalarca dile getirdim. Yeni sezonda yine ve yeniden Kuzey Tribünü'ndeyiz. Tuna olur mu? Ondan emin değilim. Devirin videolarında bu sene olur mu bilmem ama en yakın maçta ben de Kuzey Tribünü'nde olacağım. Evet arkadaşlar. Pilavımız ektedir. Oğlum bu bardaklar ne deniyor lan? Farklı bir bardakla ayran verdiler. Normalde biliyorsun plastik bardakta veriyorlar. Bir de yani plastik kapta pilav veriyorlar. Tabakta pilav şu an. Her şey fark ettin değil mi? Evet. Ketçap mayonezimiz de ekte. Pilavcım ne var ne yok görüşmeyle? Umarım iyisindir. Efsane. Harika. Süper. Camı koş kameraya. Pilavcı ilk geldiğimizde ne söylemiştik? Artık maç önceleri mekanın burası. Göster mekanı kardeşim. Artık maç önceleri mekanın burası. Göster mekanı kardeşim. Şiddetle öneririm, şiddetle tavsiye ederim. Şiddetle öneririm, şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Ulan yemeğe başlayalı ne kadar oldu? Bu tabağın hali ne lan? Kanka yuttum ya çok acıktım. Ciddi misin? Pilavımızda yedik arkadaşlar. Sofradan kalktık. Tuna. Çok fena şiştim ben. Ben de aynı şekilde bu açıdan yedik pilavları yürümekte zorlanıyorum. Harbiden ya. Ulu önderimizi ziyaret edelim dedik bir. Fenerbahçe kulübünün her tarafta beğenilip değer verilen ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip bu işte emeği yardım olanları tebrik etmeye görev edinmiştim. 3 Mayıs 1918 Fenerbahçe'nin
kuruluşunun 11. yılıymış la. 1907 yılı kurumlu kulübümüz de 3 Mayıs'ta kurulduk bir de. Hemen düşüncelerini alalım. Türkiye'nin kurusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten böyle şeyler duymak tabii ki onurlandırıcı. Kesinlikle. Tabii çok fazla söylem var. Galatasaraylı oldu aklında, Beşiktaş şu oldu aklında. Atatürk Fenerbahçelidir ama Fenerbahçe'dir ya. Fenerbahçelidir abi. Evet, istediğimiz noktaya geldik arkadaşlar. Görüyorsunuz Fenerbahçe efsanesi, stadyum ve müze turu girişi hemen buraymış. Çok kalabalık be abi. Bu kez gözüme nedense buralar bir farklı geldi. Uzun zamandır gelmiyordum herhalde ondan. Turun başlamasına 20 dakika var. O 20 dakika içerisinde de yeni transferlerimizi değerlendirelim. Ne dersin? Olur tabii ki. Ben başlıyorum o zaman. Ryan Kent. Ryan Kent hakkında şunları söyleyebilirim. Birkaç Rangers taraftarın yorumlarını dinledim. 2 sene öncesine kadar çok iyi olduğunu, hatta Avrupa'da yılın takımına seçilmişti ama son 2 senedir eski kalitesinin olmadığını gördüm. Bu da biraz beni endişelendirdi tabii ki yani. Biz nasıl bir adam aldık acaba? Rossi gibi patlayacak mı diye düşündüm ama hazırlık maçlarındaki performansını beğendim ben yine de. Ben de aynı. Göreceğiz önümüzdeki resmi maçlarda. Aynen öyle. Kalitesini gösterir. Şimdi sen bana soruyorsun. Edin Dzeko hakkındaki görüşleri alabilir miyim? Avrupa'da 3 kulvarda gol krallığı yaşayan 2 futbolcu var. Biri Cristiano Ronaldo, biri Edin Dzeko. Dzeko dünya ünlü bir golcü. Evet, 37 yaşında. Yaşı yüzünden çok laf yapan var. Ama şunu bilmiyorlar ki yaş sadece bir sayıdır. Dzeko'nun da Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünüyorum. En az bir 15 gol atacağını da ayrıca düşünüyorum. Teşekkür ederim. Szymański hakkında ne düşünüyorsun Demir? Szymański'nin açıkçası Arda Güler 2 olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'ye de yararlı olacağını ayrıca düşünüyorum. Çok yönlü bir futbolcu. Kendisi de öyle söylüyor. Mücadele etmeyi, koşmayı çok severim diyor kendisi. Dünkü açıklamalarından ben bunu anladım. Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünüyorum. Dušan Tadić. Dušan Tadić'in en çok konuşulan konu yaşıydı. 34 yaşında bu adam Ajax'tan gelmiş. Kariyerin sonu bile diyenler vardı. Ama bu adama baktığımız zaman diyorlar ki Hollanda Ligi istatistik ligi. Abicim tamam, Hollanda Ligi'nde adam 60 golle. Şampiyonlar Ligi'nde 30 yaşından sonra 10 gol 13 asist yapmış. Hani adam Avrupa'da da atıyor gollerini. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. Sol kanat oynar 10 numara. Bana sorarsanız Szymański 10 numarada, sol kanatta da Tadić'i görürüz. Sağda da Kent'i görürüz. Kent sol kanatta daha iyi oynayan bir oyuncu ama bilmiyorum Demir, sen ne düşünüyorsun? Benim bu konu hakkındaki görüşüm hocam, Szymański'yi 8 numarada oynatır İsmail Kartal, tamam mı? 10 numarada bence Tadić oynar. Sol kanatta Ryan Kent. Hı hı. Gelirse sağ kanatta da Wilfried Zaha oynar. Santrafor'da da Edin Dzeko. Bu arada tur başlıyor mu? Tur başlıyor aynen. Tur başlıyor arkadaşlar. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Gözüm düştü bu arada. Diğer yeni transferlerimizi de turdan sonra değerlendiririz arkadaşlar. Tuna, tur başlıyor. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. İlk defa geliyorum. Şükrü Saraçoğlu'yla Ziya Songül'ün arkadaşlar işte görüyorsunuz. Tur uzatmasınızla devam ediyoruz. Ve tribüne giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bayağı oldu. Harbi özledim ben. Şu gözlüğü çıkarayım mı? Her şey daha açık ve net bir şekilde görebileyim. Fener'in üstü de gelmeyeli de bayağı olmuş yani. Baroton'a geldim de Fener'in. Ben Fener'in üstü de en son 2021-2022 sezonunda Olympiakos'la Avrupa maçımız vardı ya. O gün geldi. 3-0. He valla. Saçma sapan bir mağlubiyetti gerçekten. Kötü. Görüyorsunuz işte arkadaşlar, televizyoncuların ve gazetecilerin oturduğu kısım. 88-89 103 golle. Çekil 2024 İsmail Kartal. Savunma amma bir şey değil mi? Savunma odasından girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. İlk Fenerbahçe'mizin soyunma odasına girdik arkadaşlar. Bir geniş açı almazsak olmaz. Az evvel İsmail Yüksek'in yanında güzel bir fotoğraf çektirdim. Arkasında hiçbir şey yazmıyor. Enteresan. İsmail Yüksek hakkında düşüncelerini alalım. İsmail Yüksek bu sezon net banko ilk 11 oynayacak. İsmail Kartal'sa. O kadar diyorsun. Evet. Hadi inşallah. Dengesiz futbolcu biliyorsun. Sağ sol belli olmuyor ama. Görüşürüz soyunma odası. Sahaya iniyoruz oğlum, sahaya sahaya. Giriyoruz, çok heyecanlı. Giriyoruz. Sana geldim, sana geldim. Nice, çok nice.
Görüyorsunuz işte arkadaşlar. Yedek kulübelere. Biz hangi yedek kulübesinde oturuyoruz? Biliyor musun? Şenol Güneş buradaydı. Beşiktaş meclisinde. Ha. Okey. Ben de şuradayım bak. Şurada var ya kameramanın hemen yanındayım. Parmağımla doğru göstermedim ama olsun. Bazı Fenerbahçe'nin ben postlarına bakıyorum. Direkt kameramana odaklanıyorum. Demir var mı diyorum böyle. Uzun saçlıyken kolay ertiriyordu ya da şimdi zor. Oğlum saha içine girdik lan, saha içine. Bak 5 yıldız koymuşlar koltukları. Bunlar yok fark ediyorsun. 28 şampiyonluğumuz var. Her türlü. Kupalarımız müzemizde. Kabul etmesin. İsteyen gelip görebilir. Müzeye doğru hareket ediyoruz artık arkadaşlar. Ama sizler için yine de saha içinden görüntüler kaydetmeye devam edeceğim. Görüyorsunuz. Kendimi çok iyi hissediyorum ya nedense. İnsan buraya geldiğinde ayrı bir keyifleniyor. Haksız mıyım arkadaşlar? İlk defa geldin. Saha içini ilk defa gördün. Ne düşünüyorsun? Şu an gerçekten heyecanlıyım. En çok beni burası heyecanlandırdı. Tribünüme geldim işte, tribünüme. Bakın arkadaşlar şurada kameramanın olduğu kısım var ya, ben hemen onun yanındayım. Sohbet muhabbet veya fotoğraf çekinmek isteyen gelsin. İşte deplasman tribünü arkadaşlar, burası da. ÖSYM maçında ben buradaydım. Ben de 10 Nisan 2022 tarihinde Fenerbahçe Galatasaray derbisinde deplasman tribünü oluşturmuşum arkadaşlar, evet. Şunun kısımda. Bak sen, bravo lan! Böyle ufak bir bilgi vereyim dedim. Haydi turun tadını çıkaralım. Size hareket ediyoruz. Şu çimlere bas bak, bir nasip olmadı be. Batıracaksın burayı, sahaya da atlayacaksın. Bir şey gelip parayı ödeyeceksin, 400 lira mis. Haklısın. Ulan müzeye mi çıkıyor gerçekten ya? Burası arkadaşlar maraton alt tribününün girişi. Şöyle bir geniş açı alayım. Müzeye girişimizi yapıyorsun lan. Heyecanlıyım dediğim gibi, kupalarınızı görmek için. Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi'ne hoş geldiniz. Köşemizde de 2016-2017 sezonu Turkish Airlines Euroleague Şampiyonluk Kupası var. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Pas pas parlıyor. 1942-1943 sezonu Türkiye Şampiyonluk Kupası. Ne kadar bir şey. Aynen. Burada yanılmıyorsam lig kupalarımız var ha. Fark ettin mi? Oğlum lig hani 1958'de başlamıştı? 58 öncesi, aynen öyle. 28 lig şampiyonluğuna sahip Fenerbahçe'nin. O 28 şampiyonluğunun kupaları işte arkadaşlar, görüyorsunuz. Aralarında bence en özeli, en kralı 2010-2011 sezonu. Çünkü özel bir anısı var. Yanılmıyorsam 2003-2004 sezonunun forması bu da Arya. 2011-2012 sezon futbolcularımızın imzaladığı orijinal maç forması. Görüyorsunuz arkadaşlar, deplasman formamız. 1982-83 sezonu forması Mehmet Taylan tarafından verilmiştir. Galatasaray forması ne alaka ya? 7 Aralık 2021 ha. Kadınlar şiddete son kampanyasına özel maç yapmıştı bu iki takım kadın futbolda. 7 Aralık 2021 tarihinde TT Arena'da, şu anki adıyla Rams Stadyumu, 7-0 kazanmıştık, hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Ya. 6 Kasım 6-0 7 Aralık geçti. 8 Ocak'ta Adil Adil. Olmadı, istediğiniz gibi olmadı baba. Fenerbahçe'mizin unutulmaz stoperlerinden Diego Lugano'nun forması işte görüyorsunuz. 2007-2008 yılının deplasman forması yanılmıyorsam. Ve yanında da Şampiyonlar Ligi arması var, görüyorsunuz. Bu yıl oynanan Sevilla maçından Sevilla takımının hediyesi. Bu seneki yasınamaz. İmzalanmış da verilmiş ha. Fenerbahçe'ye bu formaya hediye ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. Ve turumuz burada bitti arkadaşlar. Kankam turumuz burada bitti. Düşüncelerini alalım. Genel anlamda bize bir değerlendir turu. Aşağıdan başlayalım. Ardından stada çektik. Stada ben çok heyecanlıydım. Hiç işini görmemiştim. İçimde yara basmamıştım. Vallahi. En çok oraya beğendim söyleyeyim. Hani yedek kulübüsleri oturduk. Güzeldi. Kesinlikle. Ardından müzeye geldik. Ben de bir gibi hiç gelmemiştim müzeye daha önce. O üç kere geldim. Yani üç kere geldim ama yine de ilk kez geldiğim gibi heyecanlandım yani. Öyle evet söyleyeyim. Ben de. Sanki ilk eski kupaları falan gördüm. Bilmediğim kupalar vardı. Böyle değişik desenli dizaynlanmış. Onları falan gördük. Şu Rally kupasını falan gördük. Güzel bir gün. Aynı şekilde düşünüyorum kardeşim. Turumuz burada sona ermiştir. Stadyum ve müze turumuzu tamamladık. Fenerbahçe'mizi de bir kez daha gezdik. Artık yavaştan dönüş yoluna geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar dönüş yoluna geçmeden önce, tur başlamadan önce ne söylemiştik arkadaşlar? Biliyorsunuz ki yeni transferlerimizi değerlendiriyorduk. Tuna ile birlikte. Tuna şu an başka yere bakıyor ama olsun. Kaldığımız yerden devam ediyoruz yeni transferlerimizi değerlendirmeye. Formasının yeri hakkındaki düşünceleri almak istiyorum. Sözlerime şöyle başlamak istiyorum. Umut Dayı biliyorsun ki bir dönem Beşiktaş'ta da forma giydi. Beşiktaş'tayken de ben beğeniyordum. Her ne kadar çok forma şansı bulmasa da Umut Dayı her zaman beğendiğim bir futbolcuydu. Ümraniye Spor'da da geçen sezon çok başarılı bir grafik çizdi. 18 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Bence rotasyon bakımından Fenerbahçe'ye faydalı olacağını ben düşünüyorum. Aslan dönmem yok ama
Hayal edin, dövmemiz var bizim. Rodrigo Becao. Dün İstanbul'a iniş yaptı biliyorsun ki. Yine bazı taraftarların yorumlarını dinledim. Serie A'dan ayrıldıkları için çok mutlular. Çünkü gerçekten çok güçlü, çok sıkı. Özellikle Milan taraftarı. Özellikle Milan taraftarı. Onun gidişini kutluyordu hatta. Becao'yu çok fazla kişi tanımasa da ben gerçekten iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Ben de kesinlikle. İkinci bir Kimmiş olur mu? Bu kadar olurum bilmem çünkü. Kimmiş de hız da var, her şey var. Doğru. Ayağı da çok iyi. Ama İlk 11'de oynar işte görür. Hadi hayırlısı diyelim o zaman. Cicu hakkındaki yorumda. Nefçi Bakü'ye karşı oynadığımız hazırlık maçında Cicu son 10 dakika gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Herkes Cicu hakkında çok iyi konuşuyor. Tam bir futbolcu havası veriyor diyorlar. Fenerbahçe'de de başarılı olacağını düşünüyorum. Beko mu rotasyon olur yoksa Cicu mu rotasyon olur onu bilemem. Performansa bağlı biliyorsun ki. Ben sol stopere ne olursa olsun banko olarak Luan Perez'i koyarım. Sol beke Osterwolde. Parantez açmak istiyorum Osterwolde konusuna da. Osterwolde'ye neden 6 milyon euro verdik diyor bazı taraftarlarımız. Sen de diyorsun değil mi? Oynatmadığımız için bunları söylemeniz normal ama kesinlikle ben sana karşı açık ve dürüst olacağım Tunacığım. Bak Jadon Osterwolde 6 milyon euroyu hak eden bir futbolcu. Oynarsa hak eden bir futbolcu. Zaten hazırlık maçlarında da çok iyi bir performans sergiliyordu. Onun hakkında da çok iyi konuşuyor yorumcular. Tüm futbolcuları değerlendirdik mi bu arada? Hemen hemen evet. Yeni transferlerimizi de değerlendirdiğimize göre artık kapanışı yapma vakti geldi değil mi? Umarım bu video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Stadyum ve müze gezilerine daha çok gitmemi istiyorsanız bu tekrar Fenerbahçe olur, Galatasaray olur, Beşiktaş olur hiç fark etmez arkadaşlar. Bu videoyu güzel likelayıp kanalıma da mutlaka ve mutlaka abone olmayı unutmayın. Yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından tekrar ve tekrar video atmış oluyorum. Bunu da hatırlatmasını yapayım. Sizleri de seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek. Hoşça kalın. Müziği tavsiye ediyorum. Ya performans sonra güzellikle. Burası güzel. Gelin buraya, stadı bir görün. İçini görün, müziği görün, kolayımız görün. Değil mi? Şiddetle öneririz, şiddetle tavsiye ederiz. Evet.